İkinci seviye üslü sayıları hakkındaki sunuma hoş geldiniz. İkinci seviyede öğreneceğimiz tek yeni kavram, üslü sayıların negatif kuvvetleri. 2'nin üçüncü kuvvetinin 2 çarpı 2 çarpı 2 eşit olduğunu zaten öğrendik. Hatta artık bu bir alışkanlık haline gelmiştir umarım. Ve bu da 8'e eşit demiştik. Şimdi size 2'nin eksi üçüncü kuvvetinin ne olduğunu öğreteceğim. Çoğunuz hemen sonucun eksi 8'e eşit olduğunu düşüneceksiniz ama şunu unutmayın, üslü sayılar çarpma değildir. 2 çarpı eksi 3, eksi 6'ya eşittir. Yani 2'nin eksi üçüncü kuvveti de eksi 8 olmalıdır diyeceğinizin farkındayım ama durum bu değil. Neden böyle bir düzen olduğunu ileriki modüllerde açıklayacağım. Ama 2'nin eksi üçüncü kuvveti 1 bölü 2'nin üçüncü kuvvetine eşittir. Yani negatif kuvvetlerde tabanın çarpmaya göre tersi alınır, bu durumda 2 sayısı taban oluyor ve negatif üs pozitif hale gelir. Peki, 1 bölü 2'nin üçüncü kuvveti nedir? Bunun 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2'ye ve onun da 1 bölü 8'e eşit olduğunu o zaman öğrendik. Sonuç olarak 2'nin eksi üçüncü kuvveti, bu doğru olmadı, 2'nin üçüncü kuvveti 1 bölü 8'e eşittir. Başka bir tane yapalım. 3'ün eksi ikinci kuvvetini alalım. Bir kez daha üssün negatif olduğunu görünce yapılacak en kolay şey tabanın çarpmaya göre tersini almak. Yani 1 bölü 3. Ve bunu pozitif 2 kuvvetinde alıyoruz. Ve bu yeterince kolay. 1 bölü 3'ün karesi 1 bölü 9'a eşit. Güzel. Bir tane daha yapalım. 2 bölü 3'ün eksi üçüncü kuvvetini bulmak için ne yapmak gerek? Bir kez daha, en basit hale getirmek için, eğer sayının üssü negatifse, ondan kurtulmalıyız. Bu yüzden hemen tabanın çarpmaya göre tersini alıyorum. 2 bölü 3'ün çarpmaya göre tersi 3 bölü 2 ve bunun pozitif üçüncü kuvvetini alıyoruz. Sonuç olarak, sol ve sağ taraf arasında ne değişti? 2 bölü 3'ü ters çevirdim ve negatif 3'ü pozitif 3 haline getirdim. Bu haliyle birinci seviye bir üslü sayı sorusu oldu. Bu 3 bölü 2 çarpı 3 bölü 2 çarpı 3 bölü 2'ye ve bu da 27 bölü 8'e eşit. Yani bu ilginç. 2 bölü 3'ün eksi üçüncü kuvveti 27 bölü 8. Hadi biraz daha çözelim. 4 bölü 7'nin eksi birinci kuvvetini alalım. Bir kez daha sayının üssü negatif. Bu tabanın çarpmaya göre tersini almak ve pozitif kuvvetini almakla aynı şey. 7 bölü 4'ün birinci kuvveti ne demiştik? Herhangi bir sayının birinci kuvveti sayının kendisine eşittir. Demek ki 7 bölü 4'e eşit. Yani bir sayının eksi birinci kuvvetini aldığımızda yaptığımız tek şey sayının çarpmaya göre tersini almak. Biraz daha problem çözelim. Evet, güzel. 2'nin eksi beşinci kuvveti. Bir kez daha, 2'nin çarpmaya göre tersini alıyoruz. 1 bölü 2'nin 5. kuvveti ve bu da 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2. Yani 1 bölü 32'ye eşit. 2'nin eksi 5. kuvvetini bulabileceğimiz başka bir yol ise, 2'nin eksi 5. kuvvetinin 1 bölü 2 üssü 5'e eşit olduğunu söyleyebilirdik. İki yol var. Ya sadece ters çevirerek sırayı değiştirmek ya da üssün değerini hesaplamak. 2-3 tane daha problem çözelim. Ve bu problemleri yazdıktan sonra videoyu durdurabilir ve problemleri kendi başınıza çözüp çözemediğinize bakıp cevabınızı benimkiyle karşılaştırabilirsiniz. Eksi 4'ün eksi 3. kuvvetine bakalım. Eksi 4'ün eksi 3. kuvveti. Hemen üstteki eksiden kurtuluyorum ki bu eksi 1 bölü 4'ün 3. kuvvetine eşit. Ve bu da eksi 1 bölü 4 çarpı eksi 1 bölü 4 çarpı eksi 1 bölü 4. Evet. 2 negatifin çarpımı pozitiftir. Ama bunu bir kez daha negatifle çarptığımız için sonuç yine negatif olur. 1 çarpı 1 çarpı 1, 1'e eşit. 4 çarpı 4, 16. Çarpı 4, o da 64 yapar. Yani sonuç eksi 1 bölü 64'e eşit. Başka bir problem daha yapalım. Güzel bir sayı düşüneyim. Evet, 8 bölü 9 negatif olsun. Eksi 8 bölü 9'un eksi
ikinci kuvveti. Bir kez daha, bu eksi 9 bölü 8'e eşit. Fark ettiğiniz gibi hemen tabanın çarpmaya göre tersini pozitif ikinci kuvvete taşıdım. Ve şimdi bu eksi 9 bölü 8'e eşit oldu. Çarpı eksi 9 bölü 8. Negatif çarpı negatif pozitiftir. Yani 9 çarpı 9, 81 bölü 64. Evet, sanırım şu an anladınız. Yani aslında yeni öğrendiğimiz tek şey, negatif üssü olan bir sayı karşımıza çıktığında, tabanın çarpmaya göre tersini alıp pozitif kuvvetini alıyoruz. Yani kuvvetini pozitif hale getiriyoruz. Umarım son ifadem kafanızı daha da karıştırmamıştır. Yarar yerine zarar vermedik umarım. Ama sanırım şimdi daha fazla problem çözmeye hazırsınız. Evet, hepinize iyi eğlenceler.